Yerel seçim hazırlıkları startı verildi. belediyelerde seçimlere odaklandı. 24 yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuğumuz. Hemen döneceğiz çünkü Aksaray'daki projeleri ve tabii ki seçimi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, şimdi yerel seçim çalışmaları da şimdiden başladı. Gerçi var daha 6 ayımız ama başladı. Ee, sizler Aksaray olarak seçimlere hazır mısınız? Önce bu soruyu soralım. Biz her an hazırız. Çünkü göreve geldiğimiz andan itibaren... Biliyorsunuz seçimler sürekli devam etmişti ve biz hem belediye başkanı olarak hem teşkilatımız olarak seçimlere her daim hazır bir çalışmanın içerisindeyiz. Neler yapıyorsunuz şu an seçimlerde? Şu anda bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerin içerisinde başkan mahallemde adı altında bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma sabah erken saatlerinde başlayıp akşam 11'e kadar süren bir çalışma. Yaklaşık 250 kişilik bir ekiple beraber bir mahallenin bütün sokaklarına giriyoruz. Fen işlerinden tutuğunda park bahçe temizlik ekibine varıncaya kadar ekibimiz o mahallenin içerisindeki bütün sokakları gezerken biz de başkan yardımcımızla beraber e, o mahallede bulunan şehitlerimize, gazilerimize, e, ihtiyaç sahibi ailelerimize, engelli vatandaşlarımızın evlerine ziyaret edip hayır dualarını alıyoruz. Vakit namazlarında özellikle o mahallede bulunan camilerde cami cemaatiyle beraber buluşup Onların taleplerini, isteklerini değerlendiriyoruz. Ardından esnaf ziyaretleri, kurum ziyaretleri, sonra saat 6'da o mahallede bulunan vatandaşlarımızla beraber başkan mahallede meclis yapıyor adı altında mikrofonu onlara uzatıyoruz. Bizler ekip olarak karşılarına diziliyoruz ve onlara hem 4,5 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları hem de onların bizlerden talepleri varsa onları dinledikten sonra... Akşam tak takriben 7.30 gibi çocuklarımıza bir eğlence programı, buçukta da açık hava sineması yapmak suretiyle Hı. mısırlarımızı patlatıyoruz, Aralarında oturuyoruz, güzel bir ortamda e, devam eden bir çalışmamız var. 48 mahallemiz var. Yarısını tamamlamış durumdayız. Hı. Haftada en fazla 3 tane mahallemizi tamamlıyoruz bu şekilde. E, i̇nşallah birkaç ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Peki şimdi Aksaray'da hangi projeler var? E, Türkiye'de en büyük sanayi projesi evet. Aksaray'da. O nasıl gidiyor onu soralım ve o... diğer projeleri, diğer projeleri ne aşamada? Evet, TOKİ ile beraber ortaklaşa yaptığımız bir proje. Sanayi esnafımızla beraber oturduk, değerlendirme yaptık ve onların talepleri ve istekleri doğrultusunda 5 farklı model geliştirdik. 100 metreden 500 metreye 1620 tane dükkan. Şu anda temeller atıldı, kolonları ve kirişleri yükselmeye başladı. Ee, i̇nşallah Allah'tan bir mani olması 2019'un sonlarına doğru esnaflarımıza teslim edeceğiz. Şu anda esnaflarımız ödemelerine başladı. İstedikleri dükkanları istedikleri kolaylıkla almak suretiyle yani tabiri caizse kira öder gibi ödemek suretiyle hmm. yeni dükkanlarına sahip olacaklar. Ee, bu en büyük projemiz. E, TOKİ ile beraber gerçekleştirilen devasa bir proje oldu. Onun dışında tabii su projemiz var. Ee, su... Evet bu içme suyu mu? Evet içme suyu ile ilgili. Nasıl olan... çözülür? Direkt o bir sorun evet. olarak değil mi Aksaray'da? Evet yani Aksaray'ımızın en büyük problemi çevrede bölgenin en kurak illerinden bir tanesi. Ne yapılıyor şun? Peki. Dolayısıyla burada ilk göreve geldiğimiz zaman gündemin birinci maddesi su ile ilgili konuydu. Biz barajdan suyumuzu alıyorduk. Hmm. Fakat yeni kaynaklara ihtiyacımız var ki vatandaşlarımızın evlerine kaliteli içme suyu ulaştırabilelim ve Sayın Bakanımızla beraber Veysel Eroğlu Bey ile beraber yapılan bir çalışma 4,5 yıl önce başladı. Şu anda ee, 2019'un ilk aylarında inşallah tamamlanacak ve Aksaraylı hemşehrilerimiz çeşmeye açtığı zaman tertemiz suya kavuşacak inşallah. Ee, şimdi bir de kentsel dönüşüm aslında çok uzun hı hı. bir konu biliyorum ee, ama işte Türkiye'nin genelinde bir kentsel dönüşüm başlandı. İstanbul'da çok yoğun devam ediyor görmüşsünüz zaten evet. her yerde binalar. Ancak tabii bölge bölge merak izliyoruz Türkiye'nin genelinde bu kentsel dönüşüm belediyelerde nasıl ilerliyor? Biz İstanbul'dan görebiliyoruz. Siz daha detaylı bize aktarırsınız zannediyorum. Hı hı. E, nasıl gidiyor 2012'den bu yana bayağı bir süre geçti. Evet. E, tamamlanma nasıl, nasıl bir kentsel dönüşüm yapıyorsunuz? Hı hı, hı hı. Çünkü burada bina bina ama bazı bölgelerde farklıymış. Tabii. Şimdi biz şunu, şunu yapıyoruz. Öncelikle o bölgede bulunan esnaflarımız, o bölgede e, bina ya da dükkan sahipleriyle birebir görüşme yapıyoruz. Diyoruz ki sizlerin memnun olacağı, rahat edeceği, güzel hizmetler sunabileceği bir çalışmaya imza atmak hı hı. istiyoruz. Dolayısıyla bizim istediğimiz değil sizlerin istediği bir projeyi hayata geçirelim. Böylelikle yapmış olduğumuz sanayi projesi az önce bahsettiğim proje işin birinci boyutu da ikinci boyutu da mevcut sanayiyi bir başka noktaya taşıdıktan sonra o bölgeyle ilgili yeni bir kentsel dönüşüm başlayacak. Onun çalışmaları şu anda bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da şehrimizin tam merkezinde bulunan eski terminal diye bahsettiğimiz bir bölgemiz vardı. Hı hı. Bu bölgede bulunan yaklaşık 200'e yakın esnafımızla oturduk konuştuk ve onların da hoşuna gideceği beğeneceği 8 bloktan oluşan yaklaşık 150 tane dükkan ve iş yerinden oluşan bir yapıyı şu anda ayağa kaldırdık ve içerisinde kullanmaya başladılar. Evet çok da memnun oldular. Amacımız şu. Tabii şehirleşme yaparken şehrin ruhunu, kimliğini hiçbir zaman için yok etmemek. Evet. Bu mu, çok mu önemli. Ve yatay mimari değil mi? kesinlikle. Hmm. Yani biz yatay mimariyi çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi şehirlerde süliyeti bozmamak ve yatay mimariye özellikle önem vererek insancıl bir şehir oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor ve şehrin muhtelif yerlerinde bu çalışmalarımız da var. Şimdi ben tabii e... Çok fazla Aksa'yı tanımıyorum. Gitmedim hı hı. açıkçası. Bazı bölgelere gittim inşallah. inşallah. Ee, nüfusu nedir, ne değildir? İşte burada hı hı. E, belediye olarak bu dört 4,5 senede bahsettiğinizin dışında ne gibi çalışmalar yaptınız? Bunun hı hı. detayları ne? Mesela büyük projeler var mı? Hı hı. İşte yol, alt geçit, Tabii üst ki. geçit. Bunları da biraz detaylandırırsanız. Tabii. Şimdi e, bizim merkez nüfusumuz 220 bin. Hı hı. Toplam nüfusumuz 400 bin. E, şunu yaptık biz. Öncelikle bütün kesime seslenebilmemiz için... Ee, bir çalışmanın içerisinde bulunduk. Bunların başında kadınlarımıza yapmış olduğumuz çalışmalar, hı hı. çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engellerimize yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber öncelikle insana dokunan, insanların hoşuna gittiği ve bu şehirde yaşamaktan memnunum. Bu çalışmalardan memnunum diyebileceği çalışmalara imza attık. Kadın aktivite merkezinden tutun çocuk aktivite merkezlerine varıncaya kadar gençler için yapmış olduğumuz gençlik projeleri ve festivallerine varıncaya Nasıl kadar. Nasıl orada peki insanların yaklaşımı ne bileyim? Ee... Biz şöyle yapıyoruz bu çalışma yaparken öncelikle yanlarına gidiyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir proje başlatıyoruz. Sizin buna katkınız ne olur? Sizler bunun içerisinde ne katarsanız memnun olursunuz. Çünkü sizler kullanacaksınız, sizler değerlendireceksiniz. Diyelim ki gençlik festivali yapacağım, üniversite öğrencilerimizle oturuyorum, lise öğrencilerimizle oturuyorum. Ne istiyorsunuz? Bunun içerisinde ne katsak sizler memnun olursunuz? Ona göre bir çalışma. Kadın aktivite merkezi yaparken hanımlarımızla beraber oturuyoruz, diyoruz ki içerisine havuz koyalım mı, hamam koyalım mı, fitness koyalım mı? Onlar bizlere söylüyorlar. ...biz de tabiri caizse orada mimarisini, projesini hazırlayıp uygulamaya geçiyoruz. Peki yol, geçit, üst geçit, Tabii ki işte alt geçit çalışmamız, park çalışmalarımız. Evet. Şimdi şehrimizde özellikle işte trafiğin çok yoğun olduğu bir nokta vardı. Bu noktada yine esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda... ...bir alt geçit projesi hazırladık. Hı. Ve çok şükür çok kısa bir zamanda bunu tamamladık ve hizmete sunduk. Ve o andan itibaren de o bölgede aslında... Yeni yeni yerleşimler ve yeni yeni alanlar oluşmaya başladı. Hı. İşte az önce bahsettiğim esnaflarımızla beraber oturup değerlendirdiğimiz binaların yeni yerleşim bölgelerinin ve aynı zamanda çok devasa bir parkı da yine o bölgede gerçekleştireceğiz. Yaptığımız her dokunuş, her yer oranın değişmesine ve dönüşmesine çok büyük katkıda bulunuyor. Peki yıllık projeleriniz var mı böyle hani yıllık yıl yaptığınız her yıl işte şöyle bir projemiz var ya da işte başladığınız Hı -hı. ve sonrasında devam Hı -hı. ettirdiğiniz gibi Tabii şimdi bizim göreve geldiğimiz andan beri sıraladığımız yüzün üzerinde proje vardı. Hı ve çok şükür nasip etti. %90'ını, %95'ini gerçekleştirmiş olduk. Ve bu projeleri de gerçekleştirirken tabii şehirde yaşamak, şehrin içerisinde bulunmak ve oradan bize gelen e, talepler doğrultusunda şekillendirmeye başladığımız çalışmalar oldu. Su projesi, sanayi projesi, kapalı çarşı alanları, kadın aktivite merkezleri, gençlik merkezleri, emeklilerimiz için yaptığımız emekli dinlenme evleri, çocuklar için aktivite merkezleri ve yine engelli koordinasyon merkezleri. Bu ve buna benzer çalışmalar birinci önceliğimiz insan. Onların memnun olacağı, e, mutlu olacağı ve her kesime de yönelik çalışma bu birinci e, çıkış noktamız. İkincisi de bu şehirde yaşarken e, neler istiyorlar, neleri arzuluyorlar? Hem geçmişi hem de geleceği birbirine bağlayan ne tür bir çalışmanın içinde bulmamızı istiyorlarsa o doğrultuda e, çalışmalar yapılıyor. Anladığım kadarıyla siz vatandaşla bayağı iç içe evet. kararlar veriyorsunuz. Onu anlattınız. Ya doğrusu Öyle. o. <laughs> yani genelde biz alışık değiliz de o yüzden yani. <laughs> Büyük belediyelerde sizin ulaştığınız gibi ulaşılamıyor ya vatandaşa daha uzaktan u, e, ulaşılıyor. Ama siz birebir içinde olmaya anladığım kadarıyla tercih ediyorsunuz. tamam tamamen içindeyiz. Onlarla beraberiz. Şimdi e, bir şey dikkatimi çekti mesela şimdi internet sitenizde. Akkim ah, diye bir şey Gördüm. evet işte evet. iş arıyorum çalışan evet, 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 evet. arıyorum. Ee, bunu ben başka belediyelerde çok denk gelmedim Hı -hı. açıkçası. Bunu nasıl karar verdiniz? Çok işe yarayan bir şey mi buradan başvurular Harika geliyor mu? Harika bir şey. Şimdi biliyorsunuz belediye gelen e, Aksaraylı hemşehrilerimiz bir kısmı tabii ki belediyenin rutin çalışmalarla ilgili ...talepler olduğu gibi onun dışında kendi iş konuluna koluna göre kendi yeteneğine göre iş talebinde de bulunabiliyorlar. Biz iş işkurla bir anlaşma yaptık. Dedik ki bize de gelen talepleri sizlerle beraber ortaklaşa bir çalışmanın içerisinde bulunalım. İlla belediye anlamında değil ama e, şehrimizde bulunan sanayi bölgesindeki e, fabrikalardan tutun da e, iş yerlerine varıncaya kadar kim nerede ne istiyorsa bize de gelen bunları sınıflandıralım, ayıralım oraya yönlendirelim. Eğer iki taraf da kabul ederse çalışmaya başlasın ve ciddi bir e, katılım ve geri dönüşüm oldu. Çok Hı -hı. memnunuz bu çalışmadan da. Evet çok dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten görmedim yani. E, belki vardır başka belediyelerde tabii ama. Tabii ki örnek aldığımız belediyelerimizde e, var. Mutlaka vardır Hı -hı. ama hani bu dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Çünkü hani hem e, eğitim dediniz işte e, vatandaşların Hı -hı. E, mutluluğu dediniz. Bu da tabii vatandaşın içi ve cebinde Kesinlikle. etkileyen Hı -hı. bir çalışma. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok diliyorum. sağ olun, e, Seçimlerde başarı diliyorum Çok sizlere. Sağ olun. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuğumuzdu. Kısa bir ara veriyoruz.